Alaaddin Keykubat zamanında Anadolu'ya saldırmaya Moğollar, Gıyasettin zamanından için saldırıyorlar. Oradan başlayalım. Aslında Köse Dağı Savaşı'ndan hemen önce çok ciddi bir olay meydana geliyor. Moğolların dikkatini Anadolu'ya çeken. 1240 yılı sonlarında Anadolu'da ciddi bir isyan çıkıyor. Babailer isyanı. Evet, daha önce bahsettik burada. Baba İshak isimli bir Türkmen Amasya taraflarında isyan ediyor. Özellikle Ağaçeri Türkmenlerinin, Malatya ve çevresinde yaşayan Ağaçeri Türkmenlerinin bu isyana katıldıklarını biliyoruz. Baba İshak öldürülmüş olsa da taraftarları karşılarına çıkan Selçuklu kuvvetlerini yenerek Ortanoğlu'nun bir kısmını ele geçirmişlerdir. Ve devlet ancak Kırşehir yakınlarında bu isyanı güçlükle bastırabilmiştir. Yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl devam eden bu isyan Selçuklu Devleti'nin içerisine düştüğü aczi ve zayıflığı Moğollara göstermiştir. 1241 yılında ciddi bir olay daha meydana gelmiştir. Bu tarihe kadar Moğolların İran istilasını yürüten Çurmagunlayan felç geçirmiştir. Onun yerine Moğolistan'dan Baycunoyan tayin edilmiştir. Baycu da kendisini bölgede öne çıkarabilmek için ve Büyük Han'ın gözüne girebilmek için ciddi bir sefer tertip etmiştir. Dolayısıyla Anadolu'yu o tarihe kadar ele geçirilemeyen ya da tam olarak taviyete alınamayan Anadolu'yu Moğol İmparatorluğu'na bağlayarak Büyük Han'ın gözüne girmeyi düşünmüştür. Bunun için ciddi bir kuvvetle birlikte, yanında bulunan ciddi bir kuvvetle birlikte 1242 yılında Anadolu'ya girdiğini görüyoruz. Erzurum önlerine gelmiştir. Şehir büyük bir mukavemet gösterdiyse de içeride emirler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı şehir Moğolların eline geçmiş ve şehir halkının büyük bir kısmı kılıçtan geçirilmiştir. Sadece sanatkarlar Moğolistan'a gönderilmiştir. Her zamanki gibi. Evet, evet. Kurtulanlar genellikle esirler, yani kadınlar ve çocuklar ve sanatkarlar oluyor. Ardından kışın yaklaşması üzerine Baycu kuvvetlerini Mugan'a çekmiştir. Mugan bu dönemde Moğolların istila için yürüttükleri kışlık merkez durumundaydı. Karabağ'da mı? Evet. İran-Azerbaycan'da Mugan kışlağı. Bu aslında ciddi bir fırsat vermiştir Selçuklu Devlet için. Kuvvetlerini hazırlayıp Moğolların karşısına çıkabilmek için ciddi bir fırsat yaratmıştır. Derhal Gıyasettin Keysrev vezirini Eyyubilere göndermiştir. Yardım kuvvetleri istemek için. Paralı askerler tedarik etmiştir. Ve kışı hazırlık yaparak geçirmiştir. Aşağı yukarı ilkbaharda ordusunu Kayseri'de toplamış. 70 bin kadar. Eyyubiler yardım ediyor mu? Ciddi bir kuvvet vaat etmiş olmalarına rağmen göndermemişlerdir. Çünkü Şemseddin İsfahani vezir büyük miktarda bir altınla gitmiştir. Ancak 2000-3000 civarında bir kuvvet göndermişlerdir. Dolayısıyla istedikleri arzu ettikleri yardımı bulamamıştır. Aslında Selçuklular Moğol istilasının ne kadar büyük olduğunu yavaş yavaş kavramışlar ve çevrelerindeki İslam devletlerine de bir araya gelmeler için faaliyete gitmiş. Onlar davet etmişlerdir. İslam dünyası öncesinde ve sonrasında gösteremediği gibi yani bir araya gelmeyi maalesef başaramamıştır. Ya bir de karşılarında Moğollar var. Yani evet. Tarihçi ortada. Evet. Evet. Yani onlara karşı durabilen kimse olmamış evet. Neredeyse. Evet. Ordu 1243 ilkbaharında Kayseri'de toplanmıştır ve Sivas'a hareket etmiştir. Sivas şehri çok iyi tahkim edilmiş bir merkezdi. Devletin tecrübeli kumandanları ordunun burada kalmasını ve Moğolların burada karşılanmasını teklif etmişlerdir. Ancak o tarihe kadar henüz savaş görmeyen genç, hatta İbn-i Bibi'nin Nevresan, yani yeni yetmeler adını verdiği genç kumandalar, tecrübesiz kumandalar, ordunun bir an önce Erzincan'a yürümesi gerektiğini söylemişlerdir. Hatta bazıları çıkıyor ve sultanın gururunu rencidecek sözler söylüyor. Erzincan Moğol zulmü altında inlerken biz burada ne yapıyoruz gibi. Bu durumda sultan ister istemez ordusunu Erzincan'a yöneltmiştir. Henüz Erzincan'a ulaşamadan Sivas'la Erzincan arasında, Zara ile Su şehri arasında Köse Dağı'ya ulaşmıştır ordu. Burada gayet savaş için elverişli bir mevkii de Selçuklu ordusu karargahını kurmuştur. Bir de sayı olarak da çok avantajlı. Sayın Rıza Baş efendim teşekkür yani ederim. Yani söylenen mesela hallettik. 80 bine karşı 40 bin gibi bir şey. Selçuklu yani ordusunun sayısının takriben 70 ila 80 bin civarında olduğunu kabul ediyoruz.
Moğolların Azerbaycan'daki bütün kuvvetleri Cumhurbaşkanı zamanında gelen 4 tümenden ibaretti. Yani azami 40 bin kişi. Yani belki Baycun'un, bir aslında. Evet, Baycun'un yanında 30 bin ila 40 bin kadar Moğol askeri bulunuyor. Kösada ova mı, vadi mi, nasıl bir yer? Kösada bir yamaç, kaynaklarda tarif edildiğine göre oldukça güçlü bir yamaç. Otların ve su kaynaklarının bol olduğu bir yer. Moğollar daha aşağı bir mevkide bulunuyordu. Yine tecrübeli devlet adamları ve komutanlar Moğolların saldırıya geçmesi gerektiğini, yani beklenilmesi gerektiğini sultana söylemişler. Ancak tecrübesiz komutanlar bir an önce Moğolların üzerine hücum ederek Moğolları perişan etmeyi teklif etmişlerdir. Sultan yine tecrübesiz askerlere inanarak onların arzu ettiği gibi harekete geçmiştir. Hatta bazıları şöyle diyor, Tanrı Moğolların yanında olsa bile biz onları yeneriz. Yani savaş, hiç hayatında savaşın ne olduğunu bilmeyen genç kumandanlar var. Necmettin Suhrab gibi. Saadettin Köpek sağ olsun en iyilerini zaten dağıtmış ya da evet, öldürtmüş. Evet, dolayısıyla hem evet, tecrübesiz hem de sultan da kendisi de tecrübesiz zaten. Aslında şu da ortaya çıkıyor. Yani güçlü bir hükümdar ne kadar önemli. Türk tarihinin aslında lidere bağlıdır. Şanssızlığı yani, bu kadar zor bir zamanda güçlü bir hükümdarın başta bulunmamasıdır. Gıyasettin Keysirev ordusunun iyi seçme birliklerden oluşan öncülerini Moğolların üzerine göndermiştir. Yüksek bir yerde bulunan Selçuklu ordugahından bu birlikler aşağıya hareket ettiği zaman zaten aşağıya gelene kadar yorulmuşlardır. Hmm. Hatta kaynaklarda şöyle deniyor. Baycu bu gelen birlikleri bakıyor ve diyor ki kılıcımın altına düşecek kelleleri seyrediyorum. Hmm. Ve bunlar diyor daha savaş meydanına gelmeden çil yavrusu gibi dağılacaklar. Gerçekten de öyle olmuştur. Aşağıya inene kadar Selçuklu ordusu yorulmuştur. Moğollar yorulan, atları iyice yorulan, güçsüz düşen orduya karşı ciddi bir taarruz yapmışlardır. Selçuklu ordusu yukarıya da tırmanamamıştır. Bir miktar direndiyse de Moğollar sahte bir ricatle her zaman yaptıkları gibi geri çekilerek Selçuklu ordu bunu bir başarı gibi algılamıştır. Döndükleri zaman da artık bir imha harbi başlamıştır. Sayısını kesin olarak demiyoruz ama 3000 ila 20 bin kişi civarında gösterilen kaynaklarda bu seçme kuvvetler orada imha edilmiştir. Hmm. Selçuklu ordusunun evet, büyük bir kısmı bu imha harbini seyretmiştir. En büyük hata şudur. Savaşlarda önce işe yaramayan birlikler gönderilir. Seçme birlikler en sona saklanır. Yani iyi komutanlar bunu yapar. Yani, stratejik hata. Osmanlı Yeniçerileri en son savaşa sürüyor. Yani önce Azepleri falan gönderiyor. Çünkü veya paralı askerleri gönderiyor. En sona Yeniçerileri bırakıyor. Yani Moğollar da aynısını yapıyor. Daha çok esirleri, tabi olan kuvvetleri gönderiyor. Bunlar yoruyor veya düşmanın dikkatini dağıtıyor. Asıl kuvvetler, okçular evet, daha sonra savaşa giriyor ve onlar savaşa girdiği zaman zaten belirleyici rol oynuyor.